Evet sevgili seyirciler, bültenin başında da söylemiştik. Sivas Valisi Salih Ayhan'ı Detay Haber'de konuk edeceğiz. Önemli konu başlıklarımız var. Onları değerlendireceğiz. Sorularımız var. Sorularımızı yönelteceğiz demiştik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Tabii bir seçimi geride bıraktık Evet. baktığımız zaman aslında 31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı. Mazbatalar verildi. Çok şükür Sivas'ta da sorunsuz bir şekilde seçimi tamamlamış olduk. Şimdi çalışmalara İcra geçeceğiz. zamanı. Söz İcra bitti, icraat dönemi. aynen öyle oldu Sayın Valim. Neler yapıyorsunuz bu süre zarfında diyelim. Öncelikle gerçekten sorunsuz, tabiri caizse sıkıntısız ve vatandaşlarımızın tercihleri sandığa yansıması açısından güzel bir çalışmamız dönemi oldu. Sahaya iyi hakim olduk. 2400'e yakın bir sandık vardı. Sivas'ın coğrafyası geniş, meşakkatli bir coğrafya. En azından kimsenin burnu kanamadan bu süreci bitirdik. Sosyal riskleri yüksek bir seçim dönemiydi. Özellikle yerel seçimler, mahalle idare seçimlerinde, köylerde bu tür bazen atmosfer sert olabiliyor. Evet. Bu iyi tolere edildi. Ekibimiz iyi çalıştı. Güvenlik kuvvetlerimiz çok iyi çalıştı. Gerek emniyetimiz, gerek jandarmamız, ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yargı mekanizma çok hızlı işletti. Dolayısıyla Sivas'ta seçim meşruiyeti ve makbuliyeti anlamında hakikaten hiçbir sorun olmadı. Ve şu an herkes mazbatasını aldı, görevine de başladı. Göreve başlayanlara başarılar diyoruz. Hizmet edip kazanamayan veya da aday olmayanlara da hizmetlerine teşekkür ediyoruz. Ama yine söyleyeyim, geçmiş dönem tecrübelerimizi ve o dönemdeki sıkıntılara bakarak bu dönemde iyi bir politika belirleyerek güzel bir seçim dönemi yaşadık. Tabii halk arasında şu konuşuluyor Sayın Valim. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu seçim için gönül belediyeciliği seçimi demişti ama sizin arkanızdan da söylenenler gönül belediyeciliğinden ziyade Sivas Valisi Salih Ayhan gönül valiliği yapıyor deniyor. Bu noktada da önemli. Geziyorsunuz, vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz, esnaflarla bir araya geliyorsunuz. Vatandaşların, esnafların sizden talepleri bu noktada Sivas için beklentileri neler oluyor efendim? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız aslında gerçekten Türkiye 15-16 yıllık süreçte çok nicel bir değişim yaşadı. Evet. Yani rakamsal anlamda yol, su, altyapı, fiziki mekanlar, binalar, teknoloji altyapı müthiş bir değişim oldu. Aslında bu değişim insanlar birbirinden koparmaması lazım. Cumhurbaşkanımız aslında işin özünü çok iyi özetlemişlerdi. Sadece belediye açısından değil, tüm yöneticilere bu talimatı aslında vermiş oluyor. Evet. Sadece belediyecilere verilen bir talimat değil. Vatandaşa dokunmayan, vatandaşın derdi hemhal olmayan, alanda olmayan başarılma şansı yok. Ben bütün arkadaşlara söylüyorum. Alanda olacaksınız. Tabiri caizse futbolda bir terim vardır. Alanda olacaksın, alanı daraltacaksın. Evet. Ön göreceksin, ön alacaksın. Yani sorunları, sıkıntıları sahada göreceksin ve karargaha gelip iç mekanizmanı buna göre dizayn edeceksin. Evet. Çünkü sistem akışın hızlı olması gerekir. Vatandaş olumluluğu da olumsuzluğu da çok erken fark ediyor. Vatandaşın içinde olmak gerçekten çok olumlu anlamda yansıması var ve vatandaş derdini çok rahat görebiliyorsun. Sırça köşede oturarak, sürekli geleni gideni ağırlayarak bu şeyden uzaklaşabilirsin. Ünsiyet peyda olabilir. Vatandaşın Doğru. sıkıntısını göremeyebilirsin. Bugün iki aileye gittim. Ben bütün projelerimin saha yansımasını görmem lazım. Şimdi örneğin Spor Sivas diye bir proje başlattık. Bunun 118 bir öğrenciye dokunmamız lazım dedik. Acaba bunlara dokunup dokunmadığını kağıt üzerinde çok güzel. Güzel anlatıyorlar arkadaşlar. Evet. İşte salonlar dolu, işte veriler çok iyi, rakamlar çok iyi. Evlere gidiyorum. Bakıyorum evlerde, çocuğa soruyorum. Kaça gidiyorsun? İlkokul 4'e veya da orta 8'e. Hangi branşı seçtin diyorum. İşte biz seçmedik. Nasıl seçmedin? Demek ki yansımamış. Hangi okul? Şu okul. Hemen müdür bey, hemen okula müdahale ediyoruz. Bir, iki derken yukarıda planlaman tabana nasıl yansıdığını da görebiliyorsun. Aslında halkın içinde olmanın avantajı bu. Evet. Şimdi evde bakım hizmetlerimiz var bizim. Tüm ilçelerimizde, il merkezimizde yalnız yaşayan, ekonomik yoksunluğu olan ve evin temizliğini, işte sobasını yakamayan, temizliğini yapamayan vatandaşlarımız var. Sivas merkezde 200 civarında vatandaşımız var. Ve 16'da çalışanımız var. Bu çalışanlarımız bu evlere gidip düzgün bir şey hizmet ediyorlar mı? Vatandaşın gönlüne giriyorlar mı? Ben bugün iki aileye gittim. İki yaşlı vatandaşımıza gittik. 80 küsur yaşlarında. Baktım evler pırıl pırıl. Bakımlarını yapmış, sobalarını yakmışlar. Ev tertemiz, gıdaları gelmiş. Tek yaşıyorlar, yalnız yaşıyorlar. 65 ve üzeri yalnız yaşayan vatandaşımızın hepsinin biz tespitini yaptık. Ve o da yani duasını kağıt üstüne kalmıyor projeler. Kağıt Bu üstünde. noktada İşte yani sahada Sayın Valim şu olmanın projeler var.
Evet, biz bunları hayata getirdik. Veriler bunlar dedikleri zaman bitmiyor. Bizzat sahaya inip görmeniz gerekiyor. Ara rapor, sıkı denetim. Bitmen, geri İşin dönüşüm bu. Diyorsunuz. Bir de vatandaş devletinin yanında olmasını istiyor. Görmek istiyor. Yani onun samimiyetini, doğallığını, işlerini görmek istiyor. Ben yani sosyal medya aracıyla, televizyon aracıyla değil de birebir. Şimdi gittiğim zaman aileleri, biz sizi görüyoruz televizyonda ama burada daha farklı oldu diyor. Onun için sahada olmak, bu tüm idareci için geçerli. Belediyenin özünde olmakla beraber, devletin temsilcisi olan, Cumhurbaşkanı'nın temsilci olarak valiler daha çok daha haklı için olması lazım. Ben çok keyif alıyorum. Ben bu da dua almanın yolu bu. Dua almak lazım. Emniyette de alsağı maçı yapmışsınız efendim. Şimdi polislere bir sözümüz vardı. Dostluk kazanmış ama kaç bitti diyelim. Polislere sözümüz vardı. 8-8 herhalde. Hakikaten çok felakaren çalışıyorlar. Evet. Polis teşkilatımız 174. yılıydı. Sivas'ımızın huzurlu bir şehir olmasında, ülkemizin huzurlu bir ülke olmasında gece gündüz felakaren çalışıyorlar. Bizim biraz futbolla merakımız olduğunu bildikleri için davet ettiler. Biz de kayıtsız kalamadık. Güzel bir maç oldu. Güzel bir maç. Şöyle de oluyor. Yani hem sportif anlamda bir kendimizi bir deşarj etmiş oluyoruz. Evet. Hem futbola merakımızı gidermiş oluyoruz. Sosyal bir mesaj vermiş oluyoruz. Bir meslek grubuyla da şöyle bir güzel muhabbet tecessüs ettirmiş oluyoruz. Geçen hafta avukatlarla yaptık. Daha evet, önceki hafta gazilerle, gazilerimizle yaptık. Çocuklarımızla da yapıyoruz. Çocuklarımızla böyle tüm sektörlerle şöyle bir senkronize oynuyoruz. Efendim asıl konuya gelecek olursak 100. yıl etkinlikleri devam ediyor. Yapılmaya başlandı, devam edecek tabii. Kayak yarışlarıyla başlamıştı 100. Evet. yıl etkinlikleri. Bugün de tanıtımını yaptınız. Çok önem veriyorsunuz Sivas Kongresi'nin 100. yılına. Bu kapsamda neler söyleyeceksiniz? Hazırlıklar neler? Kuzey kardeşim, hakikaten bu güzel bir miras. Her ile nasip olmaz. Yani milli mücadelenin sarsılmaz duruşunun merkezi Sivas. Milli duruşun merkezi Sivas. Milli bağımsızlığın temeli atılmış, meşale yakılmış. Bu ilde nasip olmuş ve bunun mirasını iyi değerlendirmemiz lazım. Evet. Yani iyi bir imaj. Yani bundan Sivaslılar ne kadar gurur duysa az. Az. Dolayısıyla böyle bir mirasımızı nasıl daha iyi bir şekilde üzerine koyabiliriz, değerlendiririz. Bunun çalışmasını yaptık. Ve sizlerin de desteğiyle hakikaten ben medyaya çok teşekkür ediyorum. Bunu çok güzel şekilde kamuoyuna lanse ediyor. Ve 4 ilimiz var. Biliyorsunuz kongre 100. yılını yaşayan 4 ilimiz var. Amasya, Tamim, Atatürk, Erzurum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak bastı, Havza, Amasya, Erzurum bölgesel, Sivas ulusal karalarının alındığı yerler. Evet. Dolayısıyla Sivas'ın bir cumhuriyet kenti olmasında, bir emin şehir olmasının temel mihenk noktası. Bu ruhu iyi yaşamamız lazım. Hem o dönemin fedakarlığını göreceğiz, hem de o döneme atfen o mirası iyi kullanarak üzerine koyabiliriz. Genç eğitimden, spora, sanattan, kültüre, tüm alanlarda 150'ye yakın etkinlik planlamamız oldu. İlçeler de dahil olmak üzere. İlçeler dahil. Tabii Sivas'ın, Sivas merkezinden ibaret değil. 28 bin kilometre karelik bir coğrafya, devasa bir yerim. Tüm ilçelerimizde bu heyecanı, aynı heyecanın yaşamasını istiyoruz biz. Bunun için ilçe kaymakamlarımız da elini taşın altına koydu. Her ilçede güzel etkinlikler oluyor. Mesela bir etkinliğimiz var. Gölova'daki bir öğrencimiz Gökpınar hiç görmemiş. Kangal balık tıkamış, hep kitaplarda duymuş, okumuş. Görmüş, okumuş. Tüm çocuklarımız Sivas'ın tüm değerlerini yazın gezip görecek. Hem bir sosyal hareketlilik olacak. Evet. Hem çocuklarımız iş dünyasına güzel bir anı nakşetmiş olacağız. Hem de eğitim açısından ve bu ruhu yaşatmak açısından güzel faydalı bir şey. Tüm ilçeler. Tabii. Yani sadece Gölova değil, bir örnek tüm bu. Örnek bu. Tüm evet, ilçelerimiz Sultan şehrin öğrencileri Sultan şehrin değerlerini geziyor. Bu şekilde. Hem bir sosyal hareketlilik olacak. Evet. Kaymakamlarımız çok fedakarlı bunları planladılar. Ve il merkezimizde 111 etkinlik olacak. Ve etkinlik takvimimizi, biz yol haritamızı belirledik. Tabii 7 yakın etkinliği de uyguladık. Yani bu arada boş durmadık. Ama tabii yoğunluk bundan sonraki dönemde başladığı için de hemen kitapçığımız, çok güzel bir kitapçık basıldı. Bütün planlamamız burada var. Ve en önemlisi de web sitemizi kurduk. iOS ve Android uygulamalarını telefonda da kullanılabiliyor. Bir de barkodumuz da var. Oradan da okutularak da hangi ayda, hangi gün, hangi etkinlik olacağını buradan görebilir. Evet. Bütün Sivas'ın sektörlerini,
herkese, yaşlıdan gencine, 7'den 70'e herkesin kendisini görebileceği bir etkinlik oldu. Şu an mesela Altın Çağ'da bilim sergisi açtık. Evet. Şu an bin, faydalı bir, öğrenciler şu an günlük 1000 kişinin üzerinden öğrenci geliyor. Evet. Hedefimiz 30 gün, 30 binden daha fazla öğrenci hem bizim ecdadımızın değerlerini görsün. Ecdat geçmişte ne kadar muhteşem bir dönem. Ne kadar bilme, sanat önem verdiğini görsünlerdik. Hep kitaplarda okuyoruz. Evet. Galile'nin dünyayı döndüğünü söylediği zamanlarda idam ediliyordu insanlar. Ama bizim tıp ilminde İbn-i Sina'dan tut, El-Zehravi'ye kadar, Takiyüddin Efendi'den tut, Ali Kuşçu'ya kadar, bütün İslam bilgileri, Müslüman Türk alimlerinin buluşlarını çocuklarımızın görsel anlamda görsünlerdik. Bu aslında belki dersin 100. yılda etkisi nedir? Aslında 100 yıl önceki bağımsızlığı işte biz bilimle, sanatla buluşturduğumuz zaman aslında bağımsızlık evet. Budur. Bilimde bağımsız, sanatta bağımsız. Ve böyle farklı, güzel, sempatik etkinliklerimiz olacak. Ben burada Sivaslılara seslenmek istiyorum. Gurbetteki Sivaslılara özellikle seslenmek istiyorum. Bu yazın bu fırsatı kaçırmasınlar. Evet. Temmuz, çok Ağustos, önemli. Eylül'de Sivas'ta iğne atsak yere düşmeyecek de yoğunluk olacak. Olağanüstü güzel etkinliklerimiz var. Herkesin kendisinin duygusunu ifade edecek etkinliklerimiz var. Bir kardeşlik festivali yapacağız. Zaten o zirve olacak. Dillere destan olacak. Dillere destan olacak. 8. ayın 5'inde 58 diyoruz ya. 8. ayın 5'inde çok güzel bir 2 gün kardeşlik festivali yapacağız. Çok Sivas'ın değerlerini ve Sivas'ın kardeşlik kültürünü ortaya çıkaracak ve bir insan birbirine mezzeden, kardeşini artıran unsurları ön plana çıkaracak güzel bir festivalimiz olacak. Bunu takip etsinler. Yine. Çok güzel bir kitapçık oldum. Dijital ortamda takip etsinler. Anlık değişiklikler çok olağanüstü değişiklikler olmaz ama o öngörülemeyen bir durum olur. Anlık bir durum olur ama içeriye de ilave şeyler de ekleyebiliriz. Efendim tabii 2023 Sivas çatısı. 2023'te Sivas. Bu kapsamda da birçok projeniz var. Bu projelerden bahsedecek olursak tabii yayının başında söyledik. Eğitimden, sanata, sağlıktan, spora, kültüre, istihdama ve işsizliği soracağız. Evet. Soracağız dedik Sayın Valimize. Bu kapsamda öncelikle tarım projesi kapsamında üreten çiftçi gelişen Sivas. Şimdi ben idareciliğimde şunu özellikle temel felsefemdir. Ne yapacağımı bilmem lazım. Yani hedefim ne? Yani ben bu programa geliyorum. Bu programda temel girdi nedir, çıktı nedir? Bu programın toplumsal faydası nedir? Evet. Sosyal faydası nedir? Yani bu menfaat anlamına düşünülmesin. Şimdi idarecilikte bir yol haritamızın olması lazım. Kısa, orta, uzun vadeli. Evet. Kısa, orta. Mevcut yatırımlarımızı çok iyi götüreceğiz, bitireceğiz. Vatandaşa hizmetlerinin çok iyi hızlı bir şekilde zamansal anlamda hızlı bir şey verilmesini sağlayacağız. İlave olarak üzerine ne koyabiliriz? Halk iletişimimiz güçlü olacak, sosyal politikalarımız güçlü olacak ve ile katma değer katan, vizyon projemiz, prestij projemiz neler olması lazım? Bunları da bilmemiz lazım. Tüm sektörleri taradık. Ortak akılla Sivas çalıştığını bitirdik, kitaplarını bastık, şimdi dağıtımlar yapılıyor. Şimdi benim 2023 Sivas vizyonu. Evet. 2023 ne kadar yıl kaldı? 4 yıl. Değil mi? 4 yıl. 4 yıl kısa vadeli diyebiliriz. Bunun altında 2023 Sivas, bütün projelerin temel şartı 2023 Sivas. Altında eğitim, altında turizm, altında sanayi, altında gençlik spor, altında sosyal hizmettir, altında sağlık. Evet. Hepsine ayrı başlıklar olacak. Ne dedik eğitimde? Eğitime değişim dönüşüm hareketi. Tarımda ne dedik? Üreten çiftçi gelişen Sivas. Sivas. Her birinde artı altında şeyler var, projelerimiz olacak. Evet. Ve herkes çalışacak. Kurumsal kapasite maksimumuza çıkacak. Hiç kimse oturmayacak. Ne dedim görev başladığım zaman koşan koşturan terleyen terlete müvali olacağım. Evet. Ama benim gayretim bu. Yani bir şeyi hedef kendi kariyerime bir kariyer katmak anlamında değil. Bu görev bize nasip olduysa, Cumhurbaşkanımıza tevdi ettiyse bunu, bize inandıysa o inancını boşa çıkarmamak adına hep beraber geceye gündüz çalışmak zorundayız. Vatandaşa, halka hizmet. Vatandaşa dokunacağız. Gecemizi günümüze katacağız. Samimi bir muhabbette çalışacağız. Evet. Samimi duygularda çalışacak. Başarırız, takdir Allah'ın. Ama biz heyecanımızda, duygularımızda, gayretimizde bunu ortaya koyacağız. Onun için 2023 temel projemiz en üst hedef. Çatısı. Evet. Onun altında başlıklarımız var. İşte eğitimle değişim dönüşüm. Ne dedik? Sivas eğitimde teknolojik anlamda, fizik anlamda çok iyi. Evet. Eğitim toplantısından geldim. 2019-2020 yılının
yılında tekli eğitime geçen endeylerden birisi oluyoruz. Planlamamızı yaptık. Hazırlığımızı yaptık. Onayları bugün alıyoruz. Ha, yeni okullar bitiyor biliyorsun. O okullar devreye sokarak tekli eğitime geçiyoruz. Peki ne yapacağız bundan sonra? Okullarımız harikulade. Teknolojik altyapımız çok iyi. Ben burada bakanımız İsmet Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Sivaslar kıymetini bilmesi lazım. O bakanlık döneminde bu gayretle biz bu noktaya geldik. Evet. Ve hedefimiz dedik ki Sivas eğitimde 3 yıl içerisinde ilk 10'da olacak. Şu an kaçıncı? Ortalarda, ortalara yakın bir yerde. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise. Akademik anlamda çok iyi noktada olacağız. Sportif, sosyal, kültürel anlamlarda her yerde olacağız. Çocuklarımız sadece derslerde olmayacak, ders dışında da. Veli eğitimler yapacağız. Çocuklarımıza fidan diktireceğiz. Atölyeler yapacağız. Çocuklarımızla ilgili yetenek ve tasarım merkezleri yapacağız. Ve çocukların teorik bilgilerle pratik bilgilerle örtüştürerek eğitimi somutlaştıracağız. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışmış birisiyim. Ve eğitimde başarının nasıl gelebileceğini en somut, en iyi alanlar, bildiğim alanlardan birisi. Dolayısıyla iyi bir ekiple güzel işler çıkaracağız. Ve şu an en iyi yol aldığımız işlerden birisi eğitimdir. Tüm ailelere dokunduk. Çocuklarımız okuma kültüründen tut da tasarım merkezlerine, spor sosyal kültür etkinliklerinden tut da stadyuma kadar, müzelerimizi eğitim içine katmaktan tutun da yetenek merkezine kadar geniş bir yelpazede ve yaklaşık 40-50 tane projemizle beraber yol aldık, gidiyoruz. Ben 3 yıl içerisinde Sivas Eğitimli adından söz ettiren bir il olacak. Hakikaten halk arasında da bu konuşuluyor eğitim konusunda. Çocuklarımızın özellikle düşünen, evet, çocuklar olmasına özen gösteriyorsunuz. Bu manada düşündüğünü hayata geçirebilen çocuklar noktasında önemli çalışmalarınız var. Sadece bilgi aktı azın çok güzel. Bak, benim aslında düşündüğümü senin kelimeyle özetledim. Düşünen, düşününle hayata tatbik eden. Tatbik edebilen. Sadece soyut düşünen, bilgiyi beynine derceleyen değil, o bilgiyi üretime dönüştüren nesiller yetiştirmemiz lazım. Evet. Buna yönelik bir çalışma takvimimiz oldu. Ve biz şunu yapacağız. Ortak sınavlar yapıyoruz. Şu an 6. sınıfları 9. sınıflara yaptık. 6. sınıf ve 9. sınıflara. Tüm çocuklarımızı hormonlu not olmayacak. Bütün sınıflar, o çocuk ortak sınav yapacağız. Bütün okulların kalitesini görmüş olacağım. Yani okullar, atıyorum, matematikten ortak sınav yaptım. Evet. Yaptım. A okulu ortalaması 4 soru, doğru. B okulu 8 soru, C okulu 12. Evet. Ha, bu A okulundaki durum niye bu sıkıntıda? Öğrencide mi sıkıntı var, öğretmende mi sıkıntı var? Herkesin fotoğrafını görmüş olacağız. Dolayısıyla öğretmen de diyecek, ha, takip ediliyorum diyecek. Evet. Veli diyecek ki, ha, demek ki eğitime çok önem veriliyor, çocuğuma değer vermem lazım. Öğrenci diyecek ki, herkes benim için gayret gösteriyor, biraz gayret gösterelim diyecek. Bu toplumsal bilinç bir bütün halinde iyi bir noktaya geleceğiz. Ben eğitimde şu an en iyi yol aldığımız işlerden birisi eğitim. Mesela meslek liselerini, benim en önemsediğim alanlardan birisi, merkez 11 tane meslek lisemiz var. Her bir meslek lisemizi büyük bir şirketle protokol yaptırıp orada mezun olan çocukları stajını yapacak ve en az %50'sini işe alacak. Yani meslek liseni cazip hale getireceğiz. Aslında meslek hani çıraklık kalktı diyoruz, aynen, ya. O çıraklık kısmını staj olarak yapıyorsunuz ve çalıştığı, evet, kurumda da çalışmaya bugün, devam edecek. Staj yaptığı yerde. Bugün Aselsan'a gittim. Aselsan'ın tüm kuryeleri gelmişti. Toplantı yaptık. Bir okulumuzu onlarla anlaştık şimdi. Yakında protokol yapacağız. Evet. Aselsan'la. İşte bir okulumuzu OSB'li yapacağız. Bir okulumuzu topla yaptık zaten. Tamam mı? Bir okulumuzu ÇEDAŞ'la yapacağız. İsim vereyim artık. Somutlaşıyor. Bir bütün bir tören yapacağız. Hepsiyle beraber bir protokol yapacağız. İyi bir çalışmaya geldik eğitimde. Ben en çok keyif aldım. En çok mutlu oldum. Ve iyi de bir öğretmen kadromuz var. Yani hakikaten dokunduk onlara da. Allah onlardan razı olsun. İşin özünde öğretmenler var zaten. Öğretmenler bütün... Biz bütün hazırlıklarımızı onlara kadar getiriyoruz. Çünkü evet, onlar çocuklarımıza bu bilgiyi aktarıyor. O ortamı güzel sağladıktan sonra, huzurlu bir ortam olduktan sonra başlayacağımız hiçbir şey yoktur. Şu anda eğitimde iyi bir noktaya, iyi bir ivme kazandık. İstihdama gireceğiz efendim. İşsizlik. İstihdam Sivas'ta şimdi, en çok merak edilen konulardan biri bu çünkü. Kuzey kardeşim, biz şunu yeni dönemde, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde, Türkiye'de tabii bu görevlerinizi yapacağız. Temsil, ağırlama, protokol işleri, her neyse bunlara ayrı. Evet. Halkımızı hemhal olacağız, içinde olacağız. Eğitimin detaylarına vakıf olacağız, yöneteceğiz. İşte diğer rutin işlerini yapacağız. Benim Sivas'ta Allah'ın izniyle 3 husus benim için çok önem arz etmektedir. 1 sanayi, 2 tarım, 3 turizm.
Bu üçlü kombineyi iyi senkronize edeceğim Allah'ın izniyle. Bunların da bu çıktılarla işsizlik noktasında bir noktaya geleceğiz. Yani azaltma noktasında bir noktaya geleceğiz. Eğer üretmesek, eğer ile para sokamasak, eğer ihracatımızı artıramasak göç de olur, sıkıntı da olur. Sıkıntı, göç de alamayız. Dolayısıyla şimdi biz buna öyle çalışmalar yapıyoruz. Evet. Genel anlamda gireyim mevzuya. Sanayide OSB'nin konseptini değiştiriyoruz. OSB daha çok yer tahsis eden, işte altyapı yapan değil, bütün şirketlerimize mentorluk yapacak, danışmanlık yapacak ve uluslararası ihracat yaptıracak ve ondan önünü açacak bir mekanizma kurmaya çalışıyoruz. Nasıl olacak efendim? Bu dış ticaret istihbarat merkezi kuruyoruz. Dış ticaret istihbarat merkezi. Oran Kalkınma Ajansı'na çalışıyoruz. Dış evet. ticaret istihbarat merkezi. Yani öncü kuvvet, akıncı diyelim tabiri caizse. Atıyorum nereye gidecek? Irak'a gidecek örneğin. Suriye'ye gidecek. Suriye'nin ihtiyacı nedir? Şunlar. Bizim Sivas'ta ne üretiliyor? Ha bu üretiliyor. Bir de getirtireceğiz. Arabistan'da evet. ne üretiliyor? Şu üretiyor. Şey, ne ihtiyacı var? Şu. Bizim neyimiz var? Bu. Bunlar, bu arkadaşlar bu sektörleri araştıracak. Dünya pazarını araştıracaklar. Ve buraya neler üretebiliriz? Bu böyle bir mekanizmalar kuruyoruz. Bunlar somut meyvelerini bir 6 ay, bir yıl geçmeden alacağız. İkinci OSB ile ilgili yoğun bir çalışmamız var. Firma bildiğim kadar bugün yarın başladı. Altyapıyı bitireceğiz. 2020'nin ortasında bitireceğiz altyapıyı. İkinci OSB'nin altyapısı OSB. 2020'de bitiyor. 2020'nin ortasında bitireceğiz. Ve orayı endüstri alanı ilan edilecek biliyorsunuz. Sayın evet. Bakanım da açıkladı. İnşallah Cumhurbaşkanımız kararnamesiyle beraber endüstri alanı ilan edildikten sonra sektör alanında kümelenmeler olacak. Yani Sivas'ın yatırımcı niçin gittiğini bilecek. Ben Sivas'a gidersem şu anlamda avantajlı olacağım. Bir, güçlü bir yönetim var arkamda. Güçlü bir valilik var, güçlü bir belediye var, güçlü bir kurum var. Bizim üretim yapmamızda hassasiyet gösteriyor ve destek oluyorlar. Bu algıyı, bu imajı vereceğiz. Evet. İkinci OSB'yi de bitireceğiz inşallah. Bu da istihdama ve sanayiye büyük katkı verecek. Tarımla ilgili bizim geniş bir coğrafyamız var. Çok geniş bir coğrafya. Tarım şirketi kurulması ile ilgili özellikle. Evet, ben TORK'u modeli diyorum buna. Çünkü evet. hakikaten bizim değerimiz TORK'la. Odaları, birlikleri ve bizim valimizin de şirketiyle beraber... Bizim Sivas'ta en önemli değerlerimiz neler? Arıcılık. Türkiye'de bir numarayız. Evet. Süt. İyi bir noktadayız. Yem. İhtiyacımız var. Ve iyi bir üretimimiz var. Buğdayda iyi bir noktadayız. Patates. İyi bir noktadayız. Jeotermal seracılıkta. İyi bir noktadayız. İşte bunları kombine, senkronize edecek şekilde bir şirketle ben sözleşmeli üretik, sözleşmeli besicilik yapmak istiyorum. Yani sen çiftçisin. Diyeceğin ki kuzey bana ne üretebilirsin? Ben patates, ben sana tohumunu vereceğim, sana gübre de vereceğim, senin üreteceksin, ben bunu alacağım, borcumuzu mahsuplaşacağız. Ben evet. de onu işleyeceğim, dış piyasaya satacağım veya iç piyasa her neyse. Yani Sivas'ın markalarını da oluşturacaksınız. Markalarını da oluşturmuş olacağız. Sivas'a kendine has markalar Tabii. olacak. Şimdi ben bir bunu mütevazi bir şekilde, şimdi fizibilite çalışmaları devam ediyor, bir noktaya gelindi. Yem fabrikası, o seviyede bir yer tahsis yapacağız. Sivas'ta sadece Çepni'de yem fabrikamız var. O da yıllık kapasite 50 bin ton. Evet. Sivas'ın ihtiyacı ne kadar? Sivas'ın kapasitesi neyse 300 bin ton. Nereden yemler geliyor? Dışarıdan geliyor. Ben çiftçime diyeceğim ki sen üret. Ben sana yemi vereceğim. Etendegre verip kestiğin zaman da ben oradan alayım. Acelesi yok. Evet. Yani hem üretim hem de sektörü ivme kazandıracak. Jeotermal seracılık şeyimiz var. Sıcak suyumuz var. Alan da var. Şimdi kuyunun çalışması yapılıyor. Bir kuyu da açacağız. Sıcaklığını kullanacağız. Ve emin ol 25 dekarda ayda bir tır domates. Bir tır. 4 yılda amorti ediyorsun. Sıcak suyu kullanacağız. Yani tüm bunları bir şirket etrafında kümelendirip ve bir adeta şey gibi üst akıl gibi hepsini yönetecek. Sistemden üretimden ürünleri alacak. Pazaracak. Parayı sahaya pompalayacak. Böyle bir mekanizma çalışmamız var. Benim en önemsediğim işlerden birisi bu. Evet. Çünkü Türkiye ve Sivas'ımız nicel anlamda çok iyi büyüdü. Allah için. Çok güzel değerlerimiz oldu. Kesinlikle. Biz bunlar bugün konuşabiliyorsak bu altyapıların iyi olduğundan dolayı konuşuyoruz. Evet. Devletimiz çok iyi destekler veriyor. Yollar yapıldı. Barajlar yapıldı. Göletler yapıldı. Binalar yapıldı. Bakın ben bugün eğitim toplantısından geliyorum. Bu sene eğitim harcayacağımız para 378 milyon TL. 378 milyon TL. Müthiş bir rakam. Evet. Yani kriz var, miriz var diyorlar da. İşte devlet şey yapıyor, tasarruf tedbirleri aldı deniyor ama. Bizim işlerimiz yürüyor. Bu tamamen algı.
Elbette tasarruf edeceğiz. Elbette öncelikliklerimizi değiştireceğiz. Nedir önceliklerimiz? İşte istihdama dönük, üretime evet. dönük. Algımızı bu tarafa kaydıracağız. Yani tarımda da böyle bir çalışmamız var. İyi bir noktaya geldik. Onda meyveleri yakında, ilerleyen dönemde daha da somutlaştırarak kamuoyuna bunu açıklayacağız. Çiftçilerimize yönelik daha çok çalışmamız var. Evet. Yani bu sadece ön plan çıktığı için bunu arz ettim. Besicilikten tut da arıcılık, işte bölgesel bal arılar, ormanları kurmak vesaire çok yoğun bir çalışmamız var. Orman ağaçlandırmada 1 milyon ağaç çalışmamız var. Şimdi bültenimizde de yer verdik. Siz de fidan dikmişsiniz. Şimdi, özür diliyorum, pazartesi günü herhalde. Pazar günü şöyle. Pazar günü dikmişsiniz. 1 milyon da hedef koymuşsunuz. Sayın Valim çıtayı çok yükseltti. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim. Ben aile olarak ya şimdilik hep anlatıyoruz. Yapın, edin falan. Önce bir yapayım dedim ya. Evet. Alan da güzeldi. Gitmiştik oraya. Komutan Bey davet etmişti. Çok hoşuma gitti alanı. Komutan Bey şuradan bana biraz yer verdim. Ne yapacaksın? Dedim ağaç dikeceğim. Emrin ol kızım Sayın Valim dedi. Çocuklarımı aldım. Hanımla beraber. Sağ olsun asker de yardım etti. Kendim 20 yakın kendim. Yani bir köylü çocuğuz yani. Yaparız o şey evvelallah. Diktik. Ve çok da güzel oldu. Ya şimdi yoldan geçerken şurada da ağaçlarım var diyebilmek. Hem de insanlara ya ailece böyle şey yapılabileceğini. Yani herkesin milli bir meselesi olsun. Tabii. Şunu da yapıyoruz. Her okulun bir hatıra ormanı olsun dedim. Sivas Lisesi'nin ne kadar mezun var şimdiye kadar atıyorum? 20 bin. Şimdi vardır. 20 bin. 20 bin ağaç dikeceksiniz. Bir. İki. Sivas Lisesi'ne bu sene kaydolan kaç kişi var? 200 kişi. 200 tane dikecek. Bir de mezun olan 200 kişi tane dikecek. Yani hem Sivas Lisesi bir orman olacak. Evet. Hem herkesin bir ağacı olacak. Okulla bir aidiyeti olacak. Hem çevre bilinci oluşmuş olacak. Hem evet. doğa bilinci. Hem okul bir aidiyet hissedecek. Hem de Sivas yeşillenecek. Kesinlikle. Herkes bir taraftan omuz vermesi lazım. Bir kurumun üstesine vererek bu işten kurtulamayız. Gelecekte güvenli, güzel bir ülke, güzel bir Sivas bırakmak istiyorsak bu tür küçük dokunuşlarla güzel şey yapmak lazım. Ben onun için de o gün ailemle özellikle yani giderek bir validen vali olmak ayrı, bir Ayhan ailesi olarak bir hatıra olmak yapalım dedik. Ayrı. Bir mesaj olsun. Söylemezse bu yani ücretinde kendimiz özellikle yani evet. orman işletmeye yatırdık parasını. Çok güzel. Bu efendim, sosyal bir mesaj olsun. İçeriden de uyarıyorlar. Programlarınız varmış galiba evet. bu noktada. Bizim de detay haber olduğu için hemen açık cezaevini soralım. Ve ikinci üniversiteyi sorup bitirelim efendim. Üniversiteyle şey turizmle ilgili oraya atladık. Buyurun o zaman. Turizmde de iyi bir çalışmamız var. Yakında kamuoyuna dektireceğiz. Somut şeyleri bekliyoruz. Hedef 1 milyon turist. 1 milyon. 2019 yılı içerisinde. 2019 yılı içerisinde. Çok iyi tanıtımlar yapacağız. İyi bir bütçe hazırladık. Arkadaşlar çalışıyorlar. Ya hatta bugün toplantıdan sonra gece geç saatlerde de sunum yapacaklar bana. Pazartesi günü ayın 15'inde turizmle ilgili neler yapabileceğiz? Kamuoyuna açıklayacağız. Turizm, sanayi, tarım, turizm. Evet. Üç konuyu önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi soru... Açık cezaevi açık efendim. Cezaev, İkinci üniversite. 19 Nisan'da açık cezaevinin ihalesini yapıyoruz. Evet. Orada sürecimiz en düzgün giden işlerimizden birisi. Hiçbir sorun yoktur. Hukuki bütün mevzular halledilmiş vaziyette. Sivas'a çok güzel kimlikli bina kazanmış olacak. Oranın çevresi rehabilite edilmiş olacak. Hı hı. Sanayi Mektebi Müzesi biliyorsunuz. Orada sağ olsun Adalet Bakanlığımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. O da kadın açık cezaevi taşındı biliyorsunuz. Evet. TANAP'ın hafif yol üzerindeki bölgeye taşındı. İnşaat 19. sene ihaleden sonra da inşaata restorasyon işte başlanacak. Orası çok harikulade bir yerimiş olacak. Alan açılmış olacak, temizlenmiş olacak. Sivas'ta bir değeri ortaya çıkmış olacak. Sivas'ta. İkinci üniversitenin yeriyle ilgili. İkinci üniversitenin yeri biliyorsunuz. Belirlendi ancak. Belirlendi. Hı hı. Süreç devam ediyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Genç Spor Bakan Yardımcımız, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığından yetkililer ve bizler, belediye başkanı ve biz ve rektörümüz bir toplantı yapacağız. Son nihai toplantı. Hemen hemen karar verildi. Biliyorsunuz Kümmet Kurtdere'si evet. mevkisinde imar planları, çalışmaları devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı işi yürütüyor. Orada sıkıntı yoktur ama orası biraz uzun vadeli. Uzun derken yani çok uzun da değil. Yani 2-3 yıllık, 3-4 yıllık belki bir planlama. Hı-hı. Tabii üniversitemizin bu arada A planları, B planları var. Biliyorsunuz fuar ve kongre merkezinin devrini bugün yarın imzasını atacağız. Küçük sorunlar var, onları hallediyoruz. Devrini yapacağım. Üniversiteye devrini gerçekleştireceğiz. 25-30 milyonluk bir finansla beraber fuar ve kongre merkezini hem ortadan kaldırmış olacağız. Hem de üniversitenin kampüsü yani idari binası ve bir iki fakültesini açmış olacağız. Sorun orada da yoktur. Evet. İyi bir şekilde devam ediyor. 2019 yılı içerisinde hızlı trene de kavuşuyor muyuz? Onu da soralım. Şöyle söyleyeyim.
Yani bunu ben kavuşuyoruz, kavuşur kavuşmaz cümlesini söylemek şöyle söyleyeyim. Çalışmalar ne aşamada şöyle olduğu için yakından takip şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın söyledikten sonra bizim görevimiz takip etmek. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'un sonunda test 2020'nin başında da seferler normal tarifler başlayacak. Ben şimdi Sivas'ta 2007-2008'den beri Sivas'tayım. 2008'den beri. Hep Sivas hızlı tren şu tarih bu tarih. İnşallah Allah sağlık sıhhat verirse onu da görmek nasip olacak. İnşallah yani 2020'de. İnşallah. İlk TC'de genel müdürümüz iyi bir arkadaşımız. Tanıdığım birisi. Yani hı-hı, geçmişten tanıdığım birisi. Dolayısıyla hukukumuz çok iyi. Ankara'ya gidince ziyarete gideceğim. Aynı 18-19'da Ankara toplantılarımız var. Şu an ödenek problemi olmayan tek güzergah burası. Ne söyleyeyim. Hmm. Dolayısıyla çok yoğun bir çalışma var. Firmalar hazırlıklarını yaptılar. Personel alımları yapmaktadırlar. Ve daire başkanı sürekli irtibat halindeyiz. Bazı hukuki sorunlar MERA ile ilgili olsun, hazine geçişleri ilgili. Evet. Sürekli bunları aşıyoruz. Yüksek hızlı tren artık Sivas'ın 2020'inde gündeminde olacak. Biz İnşallah. Ankara'ya artık araçlarla hızlı trenle gidip geleceğiz. Ben Sivas'a müthiş bir katma değer katacak. Sivas'ı turizm açısından iyi bir noktaya getirecek. Sosyolojik anlamda Sivas'la Ankara arasında güçlü bağ olacak. Evet. Yani beyin göçümüz tabiri caizse olmayacak. Yani gerekirse Ankara'dan bu tarafa beyin göçü olacak. Yani zeki, üretken beyinlerin Sivas'ta olmasını sağlamış olacak. Son sözlerinizi alacağım hemen. Ben tabii bizde iş çok. Malzeme çok fazla çok. Anlatılacak yani konu var. O kadar çok ki. Hı-hı. Şöyle söyleyeyim. Bir ivme kazandırdık. İyi bir çalışma dönemi geçmişte devam ettiriyoruz. Daha da iyi olacak. Milletimiz birlik beraberimiz daim olsun. Huzurlu olalım. Üstlerinden gelemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Bütün gündeme vakıfız. Üzerine düşenleri elimizden geldiği kadar bize taalluk eden şeyler çözüyoruz. Ama elimizden olmayan sebepler olabilir. Bazen Ankara'ya uzanan mevzular olabilir. Onları takip ediyoruz. Ama şunu bilsinler ki Sivas'ın gelişmesi için, kalkınması için, istihdam oluşması için, değişmesi için ne gerekse gece gündüz tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz. Eksiğimiz var mıdır? Var. Hatamız var mıdır? Vardır. İnsandır. Hatadan ari değildir. Yeter ki dua etsinler, destek olsunlar. Sivas iyi olacak. Mutlak surette her günü bir gün önce günden iyi olacak. Ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim, teşekkür tekrar ederim. Belediye başkanımıza hayırlı olsun diyorum. Hilmi Bey'le güzel işler yapacağız. Hilmi Bey'in Ankara tecrübesi çok iyi. Ekip anlayışı çok iyi. Ben uzun süre beraberliğimiz var, hukukumuz var. Ben Sivas bununla ilgili güzel bir kazanım elde edecek diye düşünüyorum. Tekrar Sayın Belediye Başkanımız Hilmi Bey'e de hayırlı olsun diyorum. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, vermiş olduğunuz cevaplardan dolayı. Sevgili seyirciler, bültenimizde detay haberde Sivas Valisi Salih Ayhan'ı konuk ettik. Önemli konuları konuştuk. Tarımdan, eğitimden, spordan, sağlıktan, istihdamdan birçok konuya net şekilde yanıt verdi. Bültenimize dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim.